Şey filan şey yapsak, sen kuzeyi mi biraz boş bırakmak lazım şeye göre? Hayır, bizim bölgemiz çok sıcak bir bölgedir. Evet. Nemi çok düşük bir bölgedir. Sulama yapılsa da yapılmasa da budamanın eş yönlü dallarının dağıtılması gerekiyor. Yani birinci dereceden buna göre hareket ediyorsun. Senin doğru düzgün bir çatı sistemi oluşturman gerekiyor. Yani düşünmen gerekiyor daha doğrusu. Yapılmış mı? Yapılmış vakti zamanında, ama biri gelmiş, bilmeyen biri gelmiş, hatalı bir kesim yapmış. Nerede yapmış? Çok bariz bir şekilde görebiliyorsun. Nerede kesim yapılmış? Şuradaki boşluğu görüyorsun. Direkt gideceksin hemen ağacın yanına. Niye hemen orayı gördün? Çünkü burada gölgeyi oluşturamamış. Yeterince bir gölge oluşturamamış. İşte oluşturamadığı için sen taş iz düşümü olan kök bölgende ciddi düzeyde sıcaklığa maruz kalıyor. Yani şimdi sen çıplak bir arazidesin. Yani üzerinde herhangi bir örtü yok. Direkt güneşe maruz kalan bir arazi, sıcaklık yani çok Evet. ciddi derecede yükselmiş Tabii oluyor. canım. Doğal olarak bitkiye de zarar vermiş oluyorsun. Şimdi bu erkek bir ağaç, meyve vermeyen bir ağaç. Sadece meyvenin oluşması için sana tozlayıcıdır, yani toz salıyor sana bu. Bunun biraz daha yüksekte olması gerekiyor. Dikkat edersen şey yapılmamış, üstten de kesimler yapılmış anladığım kadarıyla. İçi iyice boşaltılmış. Erkeklere çok fazla budama için dokunulmasına gerek yok bu arada. Erkek ağacı biraz daha boylandırırsan doğal olarak tozu bahçeye daha iyi Daha dayandırırsın. iyi. Şu an Cebrail'in olduğu yerde bir erkek ağaçtır. Evet, o daha iyi. Şimdi onun boylanması çok daha iyi. Ama şurası yanlış budanmış bir ağaç. 7'ye 7 dikim yapılan bir arazidir. Biraz yüksekten şey yapılacak, taşlandırılacak ve mümkün olduğunca kol genişletilmesi yap. Hani kolların uzatılması gerekiyor ki gölge alanını genişletebilsin. Şimdi hemen yanı başındaki Cemal abinin olduğu tarafa bakıyoruz. Bak burada da bir hatalı budama var. 7'ye 7 dikim yapılmış. Aynı yaşlarda ağaçlar. Ama ne yapılmış burada? Yanlış kesimleri görüyorsun. Gölge alanını çok ciddi düzeyde almış. Sahip etmiş. Hani hem bu kolları almış. Bunlar oldukça hatalı işlemlerdir. Yani bunları çok rahat çözebilirsiniz. Şimdi sen eğer 6'ya 6 yaparsan veya 6'ya 3 yaparsan senin budama için oluşturacağın taç seviyesi farklıdır. 8'e 8 yaparsan farklıdır. 7'ye 7 ile 8'e 8'de taşlandıracağın seviye 1,20. Ya 1 metre ile 1,5 metre aralığını değerlendirebilirsin. Çünkü ondan sonra sen genişleteceksin. Geniş bir çatı alanına ihtiyacın var. Öyle değil mi? Yani gölgeyi, yeterince gölgeyi sağlayabilmesi için bu alana ihtiyacın var. Ama düşün, 7'ye 7 metredir. Aşağı yukarı 25 yaşında bir ağaç bu. Şimdi ağacın oluşturmuş olduğu, yani bak hemen yanı başındaki ağaçla şu ağaç arasındaki 7 metrelik mesafede yani iki tane bitki sığdırabilirsin. Niçin? Çünkü hatalı budanmış. Peki bu zamanında kurumuş dallar vardır da ondan kaynaklı bir budama olmuş olabilir mi? Mesela bu şu dallar kuru mesela. Şunu kesmemiz gerekmeyecek mi? Şu dal. Kurumuş dallar zaten alacaksın. O ayrı bir şey. Aldığım zaman o zaman o budamanın şekli değişecek şimdi Ma tekrar. hangisi kurudur? Yani kuru nereye kadar kurudur? Bak, taptaze ağaçlar da var. Başlangıçtan itibaren hata yapılmış burada. Yani şekil hatası yapılmış burada. Bunu düzeltmen gerekiyor. Hani bunun ötesi yok. Zaten şuraya baktığın zaman da bariz Tabii canım, görebiliyorsun. bariz, bariz, Yani bir bariz. tarafta yoğun bir dallanma varken öbür taraf neredeyse boş yani. Ne yapmış yani, amacı nedir? Buradan traktör gidecek, buradan yüksek mi kalsın demek istemiş? Yok. Bilmiyor yani. Bu işi bilen biri değil. Onun Anlayan için de biri değil. yapılmış olabilir ama bilerek yapmamış. Yani maksat traktör geçirmişsin diye yapmış Ama olabilir. arkasındakini de yapmış olması gerekiyor Evet. ona bakarsan. Hayır, bunu bilmeden. Şimdi diğer ağaçlara gelin bakın. Hani oradakileri de gördüğünüz zaman bu budamanın ne derece önemli olduğunu çok daha iyi görebiliriz. Bak şuradaki mesafeyle şuradaki mesafenin farklılığı. Özellikle bak şurada bir tane 85 santimden taşlandırılmış bir ağaç var. Görüyorsun değil mi? Bak hemen karşımızda. Evet. Bak o ağacın gölge alanı ile şu ağacın gölge alanı bir mi? Yok. Değil. Budanma şekilleri de birbirinden farklı mı?
biraz farklı. Orada da bir hatalı budama yok mu? Var. Bir kol kırılmış orada. Yani gereksiz yere bir dal alınmış traktör sürsün diye. Ama ona rağmen çok iyi bir gölge alanı oluşturuyor değil mi? Şimdi bizim bölgemiz çok sıcaktır. Bölgemiz sıcak olduğu için iyi bir gölge alanı oluşturmalıyız. Bizim için budama fazlasıyla önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi sen eğer doğru budama yapmazsan bitkinin abiyotik streslere maruz kalması çok daha fazla olacaktır bu bölge için. Niçin? Çünkü kök bölgesi, taş iz düşüm bölgesi ciddi düzeyde sıcağa maruz kalıyor. Şimdi hemen yanı başında bir... Biz de maruz kalıyoruz. Biz de kalıyoruz. Kalacağız, işimiz bu. Gel şuradaki ağaca bir de bak. Bak bunun da taş seviyesi aşağı yukarı 1 metre 70 santim civarıdır. Taç gövdesi, gölge alanı. Evet, taca bir bak. Güzel. Bu daha iyi. Tabii ki. Şimdi bak. Bu da biraz daha düzgün budanmış. Diğerine nazaran. Sadece şuradaki kol buradaki kollardan yani kuzeydeki kollar güneydeki kollardan daha iyi budanmışlar. Burada yani güney tarafında hatalı bir budama var. Bak şurada. Görüyor musun? Bir ana dal kesilmiş. Kesilmiş. Yani bu çok bariz bir hata olduğunu gösteriyor. Zaten ağacı iyice böyle incelediğin zaman bir sürü hatalı kesimin olduğunu görebilirsin. Görmüş olduğunuz ağaç aşağı yukarı 85 santimden taç oluşturulmuş goble tipi bir taş sistemine sahip. Yani verilmiş olan şekil budaması goble sistemidir. Yerden gövdenin yüksekliği 85 santim dolaylarında bir taşlandırma oluşturmuş. Şimdi benim geri geriye doğru gitmiş olduğum alanı görüyorsunuz. Burası kuzey tarafına denk geliyor. Kuzey tarafının gölge alanını adımla ölçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir insan adımı 0.7 metre olarak kabul edilir. Saymış olduğum az önceki 5 adımı 0.7 ile çarptığımız zaman kuzey tarafına doğru 3.5 metrelik bir gölge alanı oluşturduğunu görüyorsunuz. Şimdi doğu tarafı biraz daha batı tarafı biraz daha az gölgeli, güney tarafı biraz daha az gölgelidir ama ağacın geneli baktığınız zaman ağacın geneline baktığınız zaman taş sistemine yukarıdan aşağıya baktığınız zaman iyi bir gölge alanı oluşturduğunu görüyorsunuz. Peki biraz daha yüksekten taşlama yapılmışsa, yani taç oluşturulmuşsa oradaki durum nedir? Kıyaslamaya çalışalım. 85-90 santim aralığıydı orası. Şimdi burada da yine farklı bir ağaç, farklı bir taşlandırma. Aşağı yukarı az önceki taş sisteminin neredeyse iki katı bir taşlanma durumu var. Şimdi ağaçların ikisi de yan yanadır. Burada gölgeye bakacağız. Oluşturmuş olduğu bulunduğumuz yön kuzey tarafımıza doğru adımlamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Aşağı yukarı 5 metre bir gölge alanı oluşturmuş. Şimdi güney tarafına bakalım. Görüyorsunuz. Bu da ağacın güney tarafı. Güney, batı ve doğu tarafı tamamıyla güneşin tesiri altında. Şimdi az önceki 85 santimden taşlandırılmış ağaca bakacağız. Zaten giderken alanı görüyorsunuz aşağı yukarı. Bakın, hem güney, hem kuzey, hem doğu tarafı gölge görüyorum. Bir tık daha aşağıda olmuş olsa taş sistemi, bütün bir alanı iyice bir gölgelemiş olacak.
hava sıcaklığının en yüksek olduğu anlardır. Budamanın ne derece önemli olduğunu bu videoyla sizlere anlatmaya çalıştık. 3 tane, 4 tane ağaç inceledik. Hangi ağaçların hatalı kesildiğini, budandığını, taş seviyelerinin birbirinden farklı yanlış budamaların olduğunu, saat 12'de oluşturmuş oldukları gölgelemeyi beraber inceledik. Yani odalı kesmişler. Kesmişler. Bak burada da yani ciddi düzeyde hatalı bir budama var burada. Şimdi hatalı bir budama senin hem verimine hem yıllarına mal oluyor. Geç büyüyen bir ağaç, hele hele sulama yapılmıyor. Yani sulama yapsanız bile yani yapısal olarak biraz geç büyüyen bir ağaç, o dengeyi tekrar oluşturabilmek gerçekten zor. Bu yüzden güvenilir ellerde bu işleri yapmanız gerekiyor. Her önüne gelen, her eline makas alan budama işinden anlamaz yani. Oluşturmuş oldukları gölgeye bakarak iyi mi kötü mü olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Gerçekten sıcak. Sıcakta biz de etkileniyoruz. Çok susadık. Biraz su içmemiz lazım. Bugünlük yeter, evet. Bizim tabii bu videoları arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz Instagram üzerinden. Onlar da eminim biraz bu paylaşımlardan işlerine yarayacak kısımları uygulamaya alırlar. İnanıyorum da faydalı oluyordur. Eğer faydalı oluyorlarsa arada bir sayfamızı başkalarına da önermeyi unutmasınlar. İyi bir birlikteliğimizin devamlılığı için, bu paylaşımların sürekli olabilmesi için biraz onların da desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Bugün Mardin Kızıltepe'nin bir köyünde budama ile ilgili hataları görmeye çalıştık. Sizlerle paylaştık. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum.